Konuşmacımız Profesör Zeren Tanımlı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitiren Zeren Hanım, aynı üniversitede doktora yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kütüphane sorumlusu olarak çalışan, Türk ve İslam sanatında kitap, cilt, tasvir, tesip, hat konusunda kitaplar ve makaleler yazan Zeren Tanımlı, çalışma hayatına Uludağ Üniversitesi'nde devam ederek akademik ünvanlarını almıştır. Bu üniversiteden 2010 yılında mezun olan Zeren Tanımlı, hala Sabancı Üniversitesi Sarp Sabancı Müzesi'nde danışman olarak çalışmaktadır. Efendim, sizleri saygılarımla selamlıyorum. Konuşmamda Osmanlı-Polonya ilişkilerinin yoğun olduğu 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı saray çevresinin kültür ortamı, 4. Mehmet'in 40 yıla yaklaşan saltanat döneminde valide sultanın, vezirlerin, devlet adamlarının sanatlı kitaplara olan ilgileri ve kütüphane tesis etmeleri üzerinde durmak istiyorum. Fakat kısaca 17. yüzyılın başlarında kitap sanatının durumunu şöyle bir göz atalım isterseniz. Burada örneğini gördüğümüz gibi Vassal Kalender Paşa'nın göz kamaştıran albümleri, Nakşi Bey'in tasvirlediği kitaplar, 1. Ahmet Camisi'ne vakfedilmek üzere tesiplerle donanmış Üstad Hattatların kaleminden çıkmış büyük boyda Kur'an-ı Kerim nüshaları, 17. yüzyılın ilk yarısında kitap sanatının verimliliğini belgeleyen ürünlerdir. Geçmişte olduğu gibi Osmanlı Hanedanı'nın tarihini resimlerle ebedileştirme geleneği yüzyılın başlarında rağbet görür gibi olursa da devam etmiyor. Sürekli olan Osmanlı hanedan portrelerini içeren kitaplardır. İçinde çeşitli çevrelerden kadın ve erkeklerin portrelerinin, açık saçık hikayelerin, senli benli, kimisi ahlaka aykırı davranışları betimleyen resimlerin, tesiplerle süslü hüsnü hat örneklerinin, kağıt oyma işlerinin bulunduğu albümler rağbettedir. İstanbul çarşı esnafından tek yapraklara, başta toplumun farklı kesiminin portreleri olmak üzere türlü türlü resimler yapan musavirlerin, kağıt oyma işi yapanların, talik, nezihatlarla hüsnü hatlar hazırlayan hattatların eserlerinin baş müşterileri İstanbullu sanatseverler, İstanbul'da bulunan batılı meraklılardı. 17. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak sanatlı kitap hazırlama uğraşı Kur'an-ı Kerim ve dua kitaplarında odaklanır. Hattat Derviş Ali ve talebelerinin kopya ettiği, Üstad Müzehhiplerin bezediği, Üstad Mücellitlerin ciltlediği boyları 20 santim civarında olmak üzere çok sayıda Kur'an-ı Kerim nüshası hazırlanır. Hattat Derviş Ali'nin talebelerinin en ünlüsü olan Hafız Osman, hanedanın çocuklarının Hüsnü Hat hocası, alim Feyzullah Efendi de Lala'dır. Başta En'am suresi olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den sıkça okunan sureleri, Delail-i Hayrat gibi dua metinlerini içinde bulunduran kitapların sanatlı örneklerine olan talep iyice artar. Hazreti Muhammed'in hilyesinin yanı sıra dört halifenin Hasan ve Hüseyin'in hilyelerini, Müslümanların kutsal mekanları Mekke ve Kabe, Medine ve Hazreti Muhammed'in kabrinin resimleri bu dua kitaplarında hep vardır. Bu özel tasarımlı dua kitaplarının rağbet görmesinde, halk arasında 17. yüzyılın son çeyreğinde yaygınlaşmaya başladığı sanılan Hazreti Muhammed'in yazılı tasviri olan hilyesine, Medine'deki kabrinin tasvirine bakanların onu görmüş gibi olacakları, günahlarının bağışlanacağı, Allah'ın rahmetine kavuşacağı inancının dönemin politik ve sosyal karmaşası içinde etkili olduğu sanılır.
17. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı kitap sanatını ve mimarisini ve kültürünü ilgilendiren önemli bir olay da Köprülü Mehmet Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğundaki ilk müstakil kütüphane binasını İstanbul'da yaptırma girişimiydi. Kütüphane binası onun ölümü üzerine yapılamaz. Bina oğlu Fazıl Ahmet Paşa tarafından Mehmet Paşa'nın külliyesi yakınına yaptırılır. Bugün Divan Yolu üzerindeki bina üzeri kubbeyle örtülü kare planlıdır. Kapının önünde üç kubbeli giriş mekanı vardır. Özgün kitap dolapları bugünümüze gelmemiş. Fazıl Ahmet Paşa babasının kitaplarıyla birlikte kendi kitaplarını da buraya yerleştirmiştir. Kütüphanenin 1678 yılında düzenlenen vakfiyesi ünvan tesibiyle ve halkarlarla süslenmiştir. Köprülü Kütüphanesi'nin kitapları incelendiğinde Köprülü Mehmet Paşa ve Fazıl Ahmet Paşa'nın vakıf mühürleriyle mühürlü, tesiplerle bezenmiş Kur'an-ı Kerim nüshaları ve bilim kitapları olduğu görülür. Bunların muhteşem tesiplerle süslü nadide iki bilim kitabını gösteriyorum. Bunlar Sultan II. Mehmet için hazırlanmıştı ve Hazine-i Hümayun'a yani Topkapı Sarayı'nın hazinesine ait olmalıydı. 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan 1661-1664 yılları arasında yaptırdığı evin önündeki camide okunmak üzere kitaplar da vakfetmiş. Cami bitmeden listesi hazırlanan kitaplara Turhan Sultan'ın vakıf mührü basılmıştır. Buradaki Turhan Sultan'ın vakfiyesinin cildinin iç ve dış kapakları, burada vakfiyenin ilk sayfasında 4. Mehmet'in tuğrası var, tesipli. Burada ilk sayfaları yine herkarla süslü ve burada Topkapı Sarayı arşivinde bulunan kitaplarının listesi. Cami içindeki dolaplara da muhafaza edildiği sanılan, çünkü dolaplar günümüze gelmemiş, ne durumda olduklarını bilmiyoruz şu anda. Bu kitapları incelediğimizde bunların 13. ve 15. yüzyıllar arasında istinsa edilen din bilimleriyle, felsefeyle, belagatla ilgili güzel deri ciltlerle kaplı, tesiplerle süslü olduğu görülür. Burada gördüğümüz Vezir-i Alam Mahmud Paşa için hazırlanmış, bir diğeri Sultan II. Mehmet için hazırlanan kitaplar, bir diğeri 1263 yılında muhtemelen Bağdat'ta istinsah edilen ve nefis tesiplerle süslenmiş hitabetle ilgili bir eser. Bu kadar erken tarihte ve böylesine zengin tesipli ve ölçü olarak da abidevi bir eser. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde ve yine Turhan Sultan kitaplığından getirilmiş. Turhan Sultan'ın vakıf mührünü taşıyan kitapların çoğunda Sultan II. Bayezid'in badem biçimli mührünün basılı olması, bunların Topkapı Sarayı'nın kitap hazinesinden yani Hazine-i Hümayun'dan alındığına işaret eder. Saray hazinesinden alınan kitaplarla cami içinde bir kütüphane tesis etme fikri Vezir-i Azam Köprülü Mehmet Paşa'dan çıkmış olabilir. Topkapı Sarayı'nda ve başka kütüphanelerde, başka el yazma eser kütüphanelerindeki resimli kitapları incelediğimizde bazılarının ilk sayfalarına düşülen notlardan eski sahiplerinin genelde 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Osmanlı devlet adamları ve alimleri olduğu görülür. Bunlardan biri Mısır'da yetişmiş Ebu Bekir bin Rüstem Eşşirvani'dir. 1672'den sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın himayesini görmüş, Viyana seferine katılmıştır. Ebu Bekir Köprülü Fazıl Mustafa Paşa döneminde Reisül Küttab'dır. Ve bu görevde belli aralıklarla 1713'e kadar kalıyor. Değerli bir alim ve münşi, mükemmel bir kütüphanesinin olduğunu kaynaklar da söylüyor.
Bugün kendisinin mülkiyet kaydını taşıyan tesipli ve tasvirli güzel deri ciltle kaplı nadide kitaplar bu kütüphanenin zenginliğini ispatlıyor. Bunlardan biri, burada görüyoruz, 1216-20 yıllarına tarihli tasvirli Selçuklu dönemi eseri ve bu şarkılar ve müzisyenlerle ilgili bir kitap bugün bu Millet Kütüphanesi'nde bulunuyor. Bir diğeri 1290'da tasvirli olarak muhtemelen Bağdat'ta hazırlanan bir tarih kitabı. Hemen altında görüyoruz bir mecmua. Bunun ikisi bugün Paris Bibliothek Nationale'de bulunuyor. Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan kitaplarından birkaçını size göstereceğim. Buradaki kitaplardan birinin üzerindeki notu görüyorsunuz. Bir tanesi burada bir Timurname tarih kitabı. 1580 civarına tarihleniyor. Bir diğeri hemen altta görüyorsunuz. Mola Camii'nin Salaman ve Apsal Mesnevisi. Her ikisi de İran'da Safaviler döneminde 1580 civarında yapılmış, hazırlanmış eserler. Tesipli, tasvirli Üstad bir mücellidin ciltlediği kitapların bir grubu da dönemin bir diğer reisül küttabı Acemzade Hüseyin Bey'e ait. Bu kitapların ilk sayfalarında Hüseyin Bey kitabı ibaresi 8 Safer 95 yani 1095-1684 tarihi var. Onun kitaplarından birkaçını göstermek istiyorum. Bir tanesi Şahname-i Firdevsi, hem tasvirli, güzel ciddi ve üstad bir müzehibin elinden çıkmış tesipli. Bir diğeri Acaibül Mahlukat nüshası, bu da tasvirli bir eser. Acemzade Hüseyin Bey, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın yanında Girit Seferi'ne katılmış. Reisül Kitap, sefere giderken, Girit Seferi'ne giderken görevini başkasına devrettiği için Girit dönüşünde Reisül Kitaplık görevini sürdüremiyor. Başka devlet hizmetlerinde yaşamını sürdürüyor. Şimdi tekrar o kitap, müzikle ilgili kitaba dönüyorum. Sultan 4. Mehmet'in, 2. Mustafa ve 3. Ahmet'in şehzadeliklerinde hocası olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi de dönemin kitapsever alim bürokratlarından bir diğeri. Yukarıda adı geçen Ebu Bekir Şirvani'nin sahip olduğu bu Kitab-ül Agani olarak tanıdığımız eser Feyzullah Efendi'nin kütüphanesine kayıtlı bugün. Ve bu da şunu gösteriyor. Değerli kitaplar çağdaş iki kitap sever arasında demek değişiyor veya gidip geliyor. Bugün işte İstanbul'da Millet Kütüphanesi olarak bilinen binada Feyzullah Efendi'nin yaptırdığı Feyziye Medresesidir ve içinde onun kitap hazinesi de vardır. Yine Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde Zilhicce 1097, 1686 yılına karşılık geliyor. Şöyle bir ibare var. Bu yılda Musahip Mustafa Paşa'nın muhallefatından alınmıştır. Böyle bir kayıt var ilk sayfada. Bu kitap, tasvirli bu kitaplar Sultan 4. Mehmet'in musahibi Mustafa Paşa'ya ait. Bu kitaplardan biri Saray Kütüphanesi'nin değerli kitapları arasında öne çıkan bir nüsha. Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bir tür siyer kitabı İsmi Asar-ı Muzaffer. Onun lakir cildini görüyorsunuz. Ve tasvirleri de 16. yüzyıl Safavi dönemi resim sanatının değerli örnekleri. Aynı kişinin yani Musahip Mustafa Paşa'nın başka kitapları da var. Bunlardan birkaçını yine göstereyim. Mihri Müşteri nüshası. Bir diğeri de Hamsi-i Nizami. Mustafa Paşa
1675'te Edirne'de yapılan düğüne padişahın kızıyla evlenmiştir. Her biri diğerinden değerli bu kitapların Sultan 1. Selim'in hazine mührünü taşıması, bunların Hazine-i Hümayun'dan alınarak damada hediye edildiğini düşündürür. Dönemin kitap severleri arasında Arif Abdülbaki'yi ayrıca anmak gerekir. İstanbul medreselerinde müderrislik, Bursa'da, Kahire ve İstanbul'da kadılık yapmış olan, hoş sohbet, nüktedan bir kişi olarak tanınan Arif Abdülbaki'nin İstanbul'da konağı, Eyüp'te bahçesinin bulunduğu ve düzenlediği meclislere devam edenlerin çok olduğu biliniyor. Sesi güzel, besteleri de var. Siyer-i Nebi, Miraçname yazdığı eserler arasında. Dönemin vezirlerinden ve ileri gelenlerinden Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Musahip Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşalardan da himaye görmüş. Onlar için kasideler yazmış. Tebrizli Mehmet Çelebi'den Talik Hatip Meşke'den Arif'in 1689-1704 yılları arasına tarihli Nadide ve Nadir Talik kıtaları ve bir karalaması Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki bir murakka içinde bulunuyor. Bu murakkada çok sayıda 16. ve 17. yüzyıla ait Fransız ve İtalyan menşeli gravürler, 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı minyatürleri de var. Hat ve resim örnekleri murakka yaprağının bir yüzüne yapılmış, yapıştırılmış, arka yüzleri boş bırakılmıştır. Arif Abdülbaki'nin hatlarından birinin boş olan arka sayfasına Murakka Abdülbaki ibaresi yazılmıştır. Bu ibare, işte bu murakkanın, bu değerli nadide murakkanın Arif Abdülbaki'ye ait olabileceğini düşündürüyor. Saray Kütüphanesi'ndeki bazı tasvirli kitaplarda da 8 Safer sene 1695-1684 Vezir-i Azam merhum Mustafa Paşa muhalefatından kaydının olması bu eserlere Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sahip olduğunu ve öldürülmesini takip eden ilk ayda değerli eşyalarının saray hazinesine getirildiğini göstermektedir. Onun sahip olduğu kitaplardan biri lake ciltle kaplı içinde 74 tasvir bulunan Fars edebiyatının ünlü şairi Genceli Nizami'nin Hamse isimli eseridir. Büyük boyda bir eser. 43,5 santim boyunda ve tasvirleri, tesipleri ile pırıltılı cildiyle gerçekten göz kamaştırıyor ve bu kitapta Safaviler döneminde İran'da 1585 dolayında Şiraz'da hazırlanmış. Osmanlı saray çevresinde sanatlı kitaplara olan ilginin yoğun olarak sürdüğü 17. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı dönemi kitap sanatlarında üslup değişiminin bu dönemde başladığını, 18. yüzyıla zemin hazırladığını söyleyebiliriz. 17. yüzyılın ikinci yarısının ünlü hattatları Hafız Osman'ın talebesi Yedikuleli Seyit Abdullah, Ağ Kapalı İsmail'in talebesi, hattatlar tarihinin yazarı, şair ve alim, daha sonraları Vehbi'nin ünlü eseri Surname-i Nesihat'la kopya edecek Su Yolcuzade Mehmet Necip, ressamlar İbrahim ve Levni, Rugani işi yapmada Üstad, Halkari Üstadı aynı zamanda Müzehip Ali Üsküdari, 17. yüzyılın sonlarına doğru yetişen kitap sanatçılarıydı. 17. yüzyılın ikinci yarısındaki kültürel ortamın canlılığının 18. yüzyıla olan yansımasının bir başka göstergesi de var. Bu Topkapı Sarayı içindeki Hazine-i Hümayun'da ve sarayın farklı yerlerinde bulunan nadide kitapların daha iyi şartlarda bir arada bulunması
Enderun halkının kitaplardan rahatlıkla yararlanabilmesi için 3. Ahmet'in babaannesi Turhan Sultan'ın izinden giderek Topkapı Sarayı Enderun avlusunda müstakil bir kütüphane binası yaptırmasıdır. Kütüphanenin temel atma merasiminde vurulan kazma da 3. Ahmet'in babasının dedesi 1. Ahmet Camisi'nin temel atma merasiminde kullanılan kazmadır. Bugün halen saraydadır bu kazma. 1719 yılında tamamlanan kütüphanenin vakfiyesini vakıflarının ve kitapların kaydedildiği defter de günümüze gelmiştir. İşte kitapların kaydedildiği defteri burada görüyoruz ve her ikisini de dönemin ünlü hattatı Yedikuleli Seyit Abdullah kaleme almıştır. Sultanların müstakil kütüphane yaptırma faaliyeti 18. yüzyıl hem ilk yarısında devam ediyor. Sultanlardan 1. Mahmut Ayasofya Camii'nin payandaları arasındaki boş alana Ayasofya Camii'nin içinden girilen Mahmut kütüphane yaptırıyor. Daha sonra 3. Osman Nur Osmaniye Camii avlusunda Nur Osmaniye kütüphanesini tek başına yaptırıyor müstakil kütüphane olarak. Bu faaliyete 18. yüzyılın devlet adamları da katılır. Tam 18. yüzyıl ilk yarısının sonlarına doğru Laleli'de Ragıp Paşa kütüphanesi, Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa ve Vefa'da Atıf Efendi kütüphanesi sayabileceklerimizin birkaç tanesidir. Teşekkür ediyorum.